İyi akşamlar sevgili seyirciler. KRT Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Önce haber özetleri ekranlarınıza gelecek. Ardından gündemin öne çıkan haberleriyle tekrar sizlerle birlikte olacağız. Balıkesir'de kısa süreli sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Büyükbostancı mahallesinde 147,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Karisi Belediye Meclisi'nde 5 yıllık stratejik plan ve Kurtdereli güreşleri görüşüldü. Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın kabrinin bakım ve onarımı yapıldı. Etrafı taşla kaplanarak temizlendi. 6 Eylül Belediye Meclisi'nde biyogaz üretimi çalışmaları için yetki alındı. Hayvansal ve bitkisel atıklardan biyoenerji üretilmesi için fizibilite çalışmalarının yapılması. Burhaniye'nin su problemi için BASKİ harekete geçti. Ve en kısa zamanda da inşallah bunu halledeceğiz. Halkımız adına depomuzu sunacağız. 6 Eylül Belediyesi Gazze'de Çocuk Olmak adlı fotoğraf sergisi açtı. Sevgili seyirciler, Balıkesir'de kısa süreli sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Meteorolojiden yapılan ikazlara rağmen hazırlıksız sokağa çıkan vatandaşlar yağmura yakalanınca saçak altlarına sığındı. Balıkesir'de kısa süreli sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Öğle saatlerinde başlayan yağmura çok sayıda vatandaş hazırlıksız yakalandı. Maalesef hazırlıksız yakalandı. Çok güzel oldu, yağmur yağdı. Öyle değil mi? Daha şimdi yazlıklar, bostanlar, şeyler var. Bunlara bayağı bir gelişir yani. Şiddetli rüzgarın etkisiyle Yıldırım Mahallesi'nde bir aracın camına saksı düştü. Kuzey Ege etkisi altına alan sağanak yağmur öğlen saatlerinde Edremit Körfezi'nde de etkili oldu. Körfez'de bulunan Edremit, Havran, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık ilçelerinde yaklaşık bir saat süren yağmur sebebiyle E87 karayolunda ulaşım aksadı, tatilciler plajları terk etti. Edremit ilçe merkezinde çok sayıda cadde ve sokak sular altında kalırken Akçay mahallesindeki bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Edremit, Havran, Burhaniye, Ayvalık ve diğer belediyeler ekiplerini seferber ederek su baskınlarına müdahale etti. Sevgili seyirciler, 6 Eylül ilçesi Büyükbostancı mahallesinde 147,5 kilo esrar ele geçirildi. Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ve il jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonla evinde ve tarlasında esrar ele geçirilen şahıs gözaltına alındı. 6 Eylül ilçesi Büyükbostancı mahallesinde 6 Ağustos tarihinde Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ve Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından mahkeme kararıyla bir şahsın ev, ev eklentileri ve tarlalarında yapılan müşterek operasyon sonucunda 16 adet poşet içerisinde paketlenmiş halde satışa hazır vaziyette 21,5 kilogram kubar esrar maddesi, 126 kilogram paketlenmemiş halde kubar esrar maddesi, 950 gram kenevir tohumu ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Balıkesir Cumhuriyet Savcısının talimatıyla yapılan operasyonda olayla ilgili olarak bir şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Operasyonda ele geçirilen toplam 147,5 kilogram uyuşturucu maddenin Balıkesir ilinde şu ana kadar bir defada yakalanan en fazla miktardaki kubar esrar olduğu yetkililer tarafından açıklandı. Sevgili seyirciler, Karesi Belediyesi Meclis Toplantısı Yücel Yılmaz'ın başkanlığında yapıldı. Toplantıda 5 yıllık stratejik planı ve kurtdereli güreşleriyle ilgili görüşmeler ele alındı. Karesi Belediye Meclisi toplantısında yapılan yoklamanın ardından Başkan Yücel Yılmaz 2014 yılının 5. toplantısını başlattı. Yoklamaya geçiyoruz. Önce önergeler okunarak meclis gündemine almaları onaylandı. Meclis üyelerimizin verdiği birinci önergeyi okutuyorum. Başar Bey, önergeyi okuyalım lütfen. Mali Hizmetler Müdürümüzün 5 Ağustos 2014 tarihli ve 8.630.06.46 Taksim 504 sayılı ödenek aktarılması hakkındaki yazısının Belediye Meclisimizin 6 Ağustos 2014 tarihli toplantı gündemine alınmasını ve meclisimize görüşülmesi hususunu arz ve teklif ederiz. Önergenin meclis gündemine alınması hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler. Ardından Belediye Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından hazırlanan stratejik planla ilgili olarak Karesi Belediye Başkan Yardımcısı Mürsel Sabancı bir sunum yaptı. Bu süreçte üst belgelerin incelenmesi, analizi bizim için önemli. Üst belgeler neler? Mevzuatı tarıyoruz. Belediye ilgili mevzuatı tarıyoruz. Ve toplum yönetimiyle alakalı mevzuatların hemen hemen hepsini ilgili birimler üzerinden gözden geçiriyoruz. Meclis toplantısında daha sonra 17 Ağustos'ta yapılacak olan Kurtdereli güreşleri öncesi yapılan çalışmalarla ilgili olarak da Kültürel Etkinlikler Organizasyon Komisyonu Başkanı Mesut Akbıyık bilgi verdi. Bugüne kadar tamamlanan çalışmalar, güreşçilerin soyunmaları için 2 adet soyunma odası tadilatı, 4 adet tuvalet tadilatı, muhtarlık binası, girişte bulunan PTT binasının bakım ve tadilatı, cami etrafının temizliği, boyası ve tadilatı, köyün ihtiyacı olan evlerin sıva, boya ve badana işleminin yapılması, çeşmelerin tamamı andezit taşıyla kaplandı ve muslukları yenilendi, kahvelerin bulunduğu meydandaki Atatürk büstünün etrafı dekoratif taşla kaplandı, büst boyandı ve çevresi düzenleniyor. Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın kabrinin bakım ve onarımı yapıldı, etrafı taşla kaplanarak temizlendi. Er Meydanı'ndaki eski tribünler boyandı, tabelaları değişti. Tribünün ve Er Meydanı'nın çitleri yenilendi. Er Meydanı çimlendirildi. Beton tribünün koltuklandırma işlemleri tamamlandı. Bunlara ek olarak bir dizi tanıtım ve promosyon çalışması da gerçekleştiriliyor. Mesut Akbıyık konuşmasının sonunda Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a geleneksel bir davet şekli olan kırmızı dipli mum vererek güreşlere davet etti. Kırmızı dipli mum bizim davet için kullandığımız aracımız, toplumda değer gören kişilere, önemli kişilere sunulan, Balkanlardan bu yana devam eden bir gelenek. Sayın Başkanımız adına kırmızı dipli mumu tüm meclis üyesi arkadaşlarımıza takdim etmek istiyorum ve kendilerini Kurtdere güreşlerine davet ediyorum. Katılımınız bizi onurlandıracaktır. Bakabiliriz. Sevgili seyirciler, 6 Eylül Belediye Meclisi'nde yapılan toplantıda biyogaz için atıkların kullanılması konusunda yetki alındı. Toplantıda ayrıca Akçakaya Mahallesi'ne Kesirven isminin verilmesi oy birliğiyle kabul edildi. Meclis toplantımızın da hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. 6 Eylül Belediyesi'nde yapılan meclis toplantısında kırsalda hayvancılıkla uğraşan vatandaşların ahırlarındaki atıkların biyogaz üretiminde kullanılması için yapılacak çalışmalarla ilgili meclisten yetki alındı. Belediyemiz dahilindeki kırsal mahallelerimizde oluşan hayvansal ve bitkisel atıklardan biyoenerji üretilmesi için fizibilite çalışmalarının yapılması Belediye Meclisimizin 5 Ağustos 2014 tarihi toplantı gündemine alınması ve Belediye Meclisimizle görüşülmesi hususunuza arz ve tekliflerinize teklif ederiz. Önergeyi veren Dinçer Orkan, Mustafa Kalınoğlu, Fahri Özen. Gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle alınmış olur.
Belediyenin 5 yıllık stratejik planı ve yapılacak kısa, orta ve uzun vadedeki çalışmaların sunumu yapıldı. Bu stratejik planı bize 30 Eylül tarihine kadar bitirmemiz lazım ki bundan sonraki tahakkuk edecek bütçeler, bizim takip edeceğimiz yol hepsi bu stratejik plan dahilinde olması gerekiyor. Bu güçlü ve zayıf, faydalı ve tehlikeli analiz, GZBT analizi diyoruz. Güçlü önlerimiz, zayıf önlerimiz, fırsatlar ve tehditler nelerdir? Bunlara bakacağız. Ve yine ilçemiz ve belediyemiz için bu güçlü yanlarımız, zayıf yanlarımız, tehdit olan yerler, faydalı fırsatlarımız nelerdir? Bunların analizini yapacağız. Toplantıda daha önce komisyonlarda görüşülen Akçakaya Mahallesi'nin isminin tekrar Kesirven olması oy birliğiyle kabul edildi. Bir mahallemizin isim değişikliği. Altay Belediye Meclisi'nin 2 Temmuz 2014 tarihli toplantısında Akçakaya Mahallesi'nin adının Kesirven Mahallesi olarak değiştirilmesi konusunda yapılan müracaat hakkında gerekli çalışmanın yapılması için komisyonumuza görev havale edilmiştir. Mahalle sakinleri tarafından yapılan müracaatın teyidini almak maksadıyla Komisyon Başkanı Faruk Özen ve Başkan Yardımcısı Cemal Alabaş tarafından 15 Temmuz 2014 tarihinde Akçakaya Mahallemize yerinde inceleme yapılmıştır. Buna göre Akçakaya kırsal mahallemizde yaşayan kişilerin yaptığımız görüşmeler neticesinde mahallede ikamet etmekte olanların tamamının Akçakaya isminden hoşnut olmadıkları, bu ismi hiç benimsemedikleri açıkça anlaşılmıştır. Mahalle kahvelerindeki farklı yaş gruplarından çok sayıda görüşünü sorduğumuz mahalleliler isim değişikliği ile ilgili belediyemize vermiş oldukları dilekçenin arkasında durduklarını beyan ettiler. Komisyonumuzun Akçakaya Mahallesi sakinleriyle yaptığı görüşmeler neticesinde mahalle sakinlerinin tamamının isim değişikliği istediği anlaşıldığında 6 Eylül ilçesi Akçakaya Mahallesi'nin isminin Kesirven Mahallesi olarak değiştirilmesine uygun görülmüştür. Yüce Meclis'in takdirlerine arz olunur. Akçakaya Mahallemizin isminin Kesirven Mahallesi olarak değiştirilmesine komisyonlar karar vermiş. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, evet, o ülkeyle kabul olmuştur. Sevgili seyirciler, Burhaniye ilçesinde Baski tarafından su sorunu oluşmaması için çalışmalar yapılıyor. Bu kapsamda Eşektepe mevkiinde bulunan 5000 tonluk su deposunun faaliyete gireceği belirtildi. Baski tarafından Burhaniye ilçesinde su sorunu oluşmaması için çalışmalar yürütülüyor. Yaklaşık bir haftadır devam eden çalışmalar sonucunda Eşektepe mevkiinde bulunan 5000 tonluk su deposunun faaliyete geçirileceği belirtildi. 2-3 gün içerisinde faaliyete geçecek su deposuyla su sorununun ortadan kaldırılması amaçlanıyor. Baski Körfez Şubesi Müdürü Ali Enis ile Isparta ve Burhaniye Su İşleri Danışma Firma Yetkilisi Hikmet Şahin konuyla ilgili bilgi verdiler. Burası Burhaniye'nin Eşektepe'si bölgesi. Ana depo olarak 5000'lik bir depo yapılmış. İhaleyle yapılan bir depo. Sistem olarak çok güzel. Yapım işleri için güzel. Deponun herhangi bir sıkıntısı yokmuş gibi görünüyor. Ama alt yapısında çok sıkıntı var. Bu sıkıntıların başında da ana hatların buraya bağlanma işi, aşağıdaki kompaktör bölgesinin işlemi gerçekleştireme işi. Ve bunun sıkıntılarını aşabilmek için ustamızla beraber çalışıyoruz. Ve bu işe başlayalı yaklaşık bir haftalık bir dönem oldu. Bu dönem içinde de nasip olursa 2-3 gün içinde bu işi tamamen çözmüş olacağız. Yapılan işlem sonucu tabii ki halkımız biraz mağdur kaldı su konusunda. Bunu çözmeye çalışıyoruz. Ve en kısa zamanda da inşallah bunu halledeceğiz. Halkın hizmetine depomuzu sunacağız. Depomuz şu anda faaliyette değil. Bunu faaliyete geçirebilmek için Burhaniye'nin mevcut kuyularından olan hatlarını terfi merkezine bağlayıp 5 tonluk depoya aktaracağız. Bununla ilgili boru döşeme çalışmalarımız devam ediyor. Aşağıdaki terfi merkezi çalışmalarımız devam ediyor. Burada bazı eksiklikler var. Skada sistemimiz çalışmıyor herhalde. Onu ancak buraya su geldiği zaman aydınlatabileceğiz. Olayın gerçek boyutunu görebileceğiz. Tahmin ediyorum 2-3 gün içerisinde buraya suyu çıkarmış olacağız. Sevgili seyirciler, 6 Eylül Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından Gazze'de Çocuk Olmak adlı fotoğraf sergisi düzenlendi. Kurtereli Mehmet Pehlivan heykeli önünde açılan sergide amatör oyuncular tarafından gerçekleştirilen canlandırmalar da ilgi gördü. Balıkesir'de 6 Eylül Belediyesi düzenlediği fotoğraf sergisi ve amatör oyuncuların canlandırmalarıyla Gazze sokaklarında yaşanan zulmü gözler önüne serdi.
Filistin ve Gazze'de çekilmiş fotoğrafların yanı sıra oyuncuların canlandırmaları duygu dolu anlar yaşattı. Programa Vali Ahmet Turhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur, 6 Eylül Belediye Başkanı Zekai Kafoğlu da katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur, Filistin'deki zulme dikkat çekti. Gazze'de cinayetler işleniyor, bebekler öldürülüyor, anneler öldürülüyor. Biz de Türkiye olarak bütün dünyanın bu haksızlığa karşı durmasını istiyoruz. Ancak görüyoruz ki İslam ülkelerinde bile Türkiye'nin gösterdiği hassasiyeti, tepkiler yok. Ama biz Türkiye olarak her zaman ezilenlerin, zulüm görenlerin yanında olduğumuzu, güçlünün değil, ezilenin ve zulüm görenin yanında olduğumuzu ifade ediyoruz. Tabii bu hassasiyet çok önemli. 6 Eylül öyle bir sergi düzenledi. Kendilerine teşekkür ediyoruz, sağ olsunlar. İstiyoruz ki en kısa zamanda bu zulüm sona ersin, bebekler ölmesin, anneler ölmesin. Vali Ahmet Turhan da İsrail'in özellikle Türkiye'yi hedef aldığını söyleyerek birlik ve beraberlik içinde olmamız gerekiyor dedi. Maalesef Gazze'de özellikle kadınlara ve çocuklara yönelik bir katliam söz konusu. Ve bu katliama dünyada çok cılız sesler çıktı. Allah'a şükür ki ülkemizden, devletimizle, hükümetimizle, milletimizle bu katliam çok net şekilde kınandı ve elimizden geldiği kadar maddi ve manevi olarak destek olmaya çalışıyoruz. Bu zihniyet istiyor ki benzer şeyleri tüm İslam coğrafyasında ve özellikle ülkemizde yapmak istiyor. Bu hususta duyarlı olmak ve birlik beraberlik içerisinde olmamız gerekiyor. 6 Eylül Belediye Başkanı Zekai Kafoğlu'nun ev sahipliğinde davetliler daha sonra sergiyi gezdi. Bu haberle bültenimizin sonuna geldik. Biraz sonra spor bülteni ve hava durumu ekranlarınıza gelecek. Sizlerle tekrar birlikte oluncaya dek hepinize iyi akşamlar diliyorum efendim. Hoşçakalın. Köse İnşaat spor haberlerini sunar. Balıkesir Spor'un 17 Ağustos Pazar günü yapacağını duyurdu. Sezon açılışının aynı tarihte yapılacak Balıkesir Karesi 34. Geleneksel Kurtdereli Yağlı Pehlivan Güreşlerine denk gelmesi spor severleri endişelendirdi. Celal Bayar, Çilim, Çilemke. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Karesi Belediyesi, Kurtdereli Mahallesi ve Kurtdereli Güreş Kulübü başta olmak üzere tüm köy halkının büyük önem verdiği güreşler öncesinde yaşanan bu olumsuzluk özellikle sporseverler açısından üzüntüyle karşılandı. Daha önceki yıllarda olduğu gibi Kurtdereli güreşlerinin tekrar Kırkpınar'ın rövanş niteliği kazanması için yapılan yoğun çalışmalara rağmen iki büyük organizasyonun birbiriyle çakışmasının hem protokolü hem de spor severleri ikiye bölmesinden korkuluyor. 34. geleneksel Kurtdereli yağlı pehlivan güreşlerinin de yer aldığı yağlı güreş müsabaka takviminin önceden belirlenmiş olması Kurtdereli güreşleri için yeni bir düzenleme yapılmasına şu an imkansız kılıyor. Buna rağmen her iki organizasyonu kaçırmak istemeyen sporseverler, şayet Balıkesir Spor Yönetim Kurulu sezon açılış günüyle ilgili yeni bir düzenleme yapabilirse bu iki dev organizasyonu izleme şansına sahip olabiliriz. Cihan Pehlivan'da Kurtdereli Mehmet Pehlivan adına düzenlenen güreşleri ve Balıkesir Spor'un Ayel Kalloni ile yapacağı karşılaşmayı kaçırmak istemiyoruz diyerek görüşlerini açıkladılar. Her şeye karşın Balıkesir Spor'un yoğun maç takvimi nedeniyle bu isteğe olumlu yanıt vermesi beklenmiyor.
Hafif sarı karttan kırmızı kartla Rıza oyun dışında kalıyor sevgili izleyiciler. Balıkesir Spor'la sözleşmesi devam etmesine rağmen kadroda düşünülmeyen tecrübeli savunma oyuncusu Rıza Efendioğlu, İzmir'in parlayan yıldızı olmaya aday Altın Ordu'yla sözleşme imzaladı. Adını bilmiyor musunuz? Geçtiğimiz sezon Balıkesir Spor formasıyla 33'lük 4'te Türkiye Kupası maçında forma giyip 4301 dakika sahada kalan tecrübeli futbolcunun sözleşmesinin bir yıllık olduğu açıklandı. Buraya gelmiş olmaktan önceki çok mutluyum. Hedefi olan bir kulüp biliyorum. Yeni çıktılar ama biz de geçen sene yeni çıkmıştık. Bir şampiyonluk yaşadık. Burada da neden olmasın diyorum. Rıza'nın tecrübesiyle Altın Ordu'ya büyük güç katacağını açıklayan Altın Ordu Sportif Direktörü Murat Dizdar, başarılı futbolcunun hem oyun yapısı hem de karakteriyle kulüp bünyelerine uygun bir isim olduğunu söyledi. Balıkesir Spor'la sezon hazırlık kampına katılmayan ve çalışmalarını bireysel olarak sürdüren Rıza Efendioğlu ise Altın Ordu'ya tecrübesiyle büyük katkı yapacağını dile getirdi. Güzel bir referans geldi. Ben de sıcak baktım. İnşallah iyi olur. Altın Ordu'da şu an bir Kemal var. Kemal Cingir Sabek Balıkesir'de beraberdik. Onunla biraz konuştum. Valla şampiyonluk hedefliyorum. İnşallah öyle olur. Ümit ederim uzun yıllar burada bırakırım belki de. PTT 1. Ligi'nde yabancısı olmayan tek takım olan Altın Ordu'da eski Balıkesir sporlu Kemal Cingirt'le birlikte forma giyecek Rıza, bu lige futbolcu karakterimiz, oyun anlayışımız ve bakış açımızla ayrı bir heyecan getireceğimize inanıyorum diye konuştu. Vanya'nın adını bilmiyor musun? Kulüpler Birliği Vakfı'nın olağan genel kurulunda İstanbul Başakşehir Spor Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ oy birliğiyle Kulüpler Birliği Vakfı'nın 7. başkanlığına seçildi. Ankara Balgat'ta vakfın genel merkezinde yapılan seçimlere Trabzonspor haricinde 12 kulüp başkanı katıldı. Trabzonspor'dan Kulüpler Birliği Vakfı seçimlerine hiçbir katılım olmaması dikkat çekti. 1,5 saat süren seçimlerden sonra başkanlığa seçilen Göksel Gümüşdağ, Türk futbolunun marka değerlerini ayağa kaldıracaklarını söyledi. 18 takımında bir yarıda yaşadığı sorunlar ve problemler, maç sırasında, maç sonrasında, genel anlamda yaşadığı sorunlarla ilgili bir değerlendirme yapıldı. Fenerbahçe Kulübü As Başkanı Mithat Yenigün'ün Divan Kurulu Başkanı olduğu seçimlerde Yenigün'ün yardımcılığına Eskişehir Spor Başkanı Mesut Hoşcan seçildi. Divan Kurulu'nun diğer üyeleri Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray temsilcileri oldu. Kulüpler Birliği Vakfı Yönetim Kurulu'na ise Balıkesir Spor, Akhisar Belediye Spor, Mersin Büyükşehir Belediye Spor, Bursa Spor, Kardemir Karabük Spor, Konya Spor ve Sivas Spor kulüpleri seçildi. Spor Toto 2. Ligi'nde mücadele eden Bandırma Spor'a Bandırma Belediyesi sahip çıktı. Sporcuların deplasman müsabakalarına giderken kullandığı otobüsün eski olması sebebiyle Bandırma Spor'a 41 kişilik yolcu kapasiteli otobüs alınması için ihaleye açıldı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Bandırma Spor bizim için çok önemli. İmkanlarımız doğrultusunda desteğimiz devam edecek. Bandırma'nın göz bebeği Bandırma Spor'u daha iyi yerde görmek istiyoruz dedi. Bandırma Spor'un 2014-2015 sezonunda kıl payı kaçırdığı şampiyonluğu bu sene yakalayacağını ve bu yıl şampiyon olarak bir üst lige çıkacağına inandığını söyleyen Mirza, bu inançla biz de otobüs olarak destek olmaya çalıştık. İmkanlar dahilinde destek vermeye devam edeceğiz dedi. Bandırma Spor'un yeni takım otobüsünün 15 gün zarfında teslim edileceği öğrenildi. Köse İnşaat spor haberlerini sundu. Güven inşa ediyoruz. Köse İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Hazım Köse, Bandırma Caddesi numara 67'de.
merkezimizde ve bazı ilçelerimizde hava durumu tahmini olarak şöyle olacak. Balıkesir kent merkezi yarın gök gürültülü sağanak yağmurlu. En yüksek 28, en düşük 19 derece. Cumartesi günü parçalı bulutlu. En yüksek 30, en düşük 19 derece. Pazar günü az bulutlu. En yüksek 33, en düşük 18 derece. Pazartesi günü az bulutlu. En yüksek 34, en düşük 19 derece olması bekleniyor. Edremit yarın yer yer sağanak yağmurlu. En yüksek 31, en düşük 22 derece. Cumartesi günü az bulutlu. En yüksek 32, en düşük 22 derece. Pazar günü az bulutlu. En yüksek 34, en düşük 23 derece. Pazartesi günü az bulutlu. En yüksek 35, en düşük 24 derece olması bekleniyor. Dursun ve yarın gök gürültülü sağanak yağmurlu. En yüksek 27, en düşük 16 derece. Cumartesi günü parçalı bulutlu. En yüksek 28, en düşük 16 derece. Pazar günü az bulutlu. En yüksek 30, en düşük 16 derece. Pazartesi günü parçalı bulutlu. En yüksek 31, en düşük 17 derece olması bekleniyor. Bandırma yarın gök gürültülü sağanak yağmurlu. En yüksek 29, en düşük 22 derece. Cumartesi günü parçalı bulutlu. En yüksek 30, en düşük 22 derece. Pazar günü az bulutlu. En yüksek 30, en düşük 22 derece. Pazartesi günü az bulutlu. En yüksek 31, en düşük 23 derece olması bekleniyor.